Hani herkesin bir günü var ya, böyle sevgililer günü, babalar günü, kediler günü. Dünya Roman Kahramanları günü de varmış. Hatta Türkiye'de ilk defa bu fikir ortaya çıkıyor, ortaya atılıyor. 21 Aralık'ta en uzun geceyi yaşadığımız gün. Türkiye'den yani dünyaya yayılmış. Böyle insanlar en sevdiği roman karakterlerinin böyle işte kıyafetlerini giyiyor. Böyle farklı etkinliklerde kutlamalar yapıyor falan. Okullarda çok yapılıyor, öğrenciler özellikle. Sizin favori roman karakteriniz kim? Yani en çok özdeşleştiğiniz ya da nefret ettiğiniz de olabilir. Okuyup unutamadığınız. Phileas Fogg vardır. 80 Günde Devri Alem. Ve Tom Sawyer, yani onlar hep benim aklıma geliyor. Çünkü modern roman kahramanları o kadar çekici değil. Çocukluğumda kalmışım yani kısacası. Çocukken de çocuk kitabı okumadım. Ha, öyle mi? Ya mesela bilmiyorum. Biliyorum tabii kitabı, bahsettiğiniz eski kitabı da. Ya ben deli gibi okurdum çocukken. Bütün Jules Verne'leri, işte Enid Blyton'lar, aklına gelecek bütün çocuk kitaplarını manyak gibi okuyordum. İşte Tom Sawyer zaten söylemiştim galiba, sana söylemiştim. İlk okuduğum kitaptı. 80 Günde Devri Alem şey, Jules Verne'de çok olan bir tema. Zengin bir adam, Phileas Fogg, İngiltere'de yaşıyor, aristokrat. Bir gentleman club var, bir iddiaya giriyorlar. Dünya 80 günde dolaşılabilir mi, dolaşılamaz mı? Tam o sırada da bir cinayet işlenmiş Londra'da. Bu apar topar bir ekip kurup dünya seyahatine çıkıyor. 80, yani iddia şey, 80 gün içinde dönüp tekrar Londra'ya gelecek mi? Yapabiliyorlar mı? Ama onu söylersem spoiler vermiş Doğru. Peki şey, çocuk kitabı mı hakikaten? Çocukken mi okunması gerekiyor? Çocukken yani... size kim dedi bu çocuk kitaplarını okuyun diye? Benim böyle bir şeyim de yoktu. Hani böyle Bizim zamanımızda yönlendir. çok modaydı ya. Yani tabii internet yoktu abi, ondan olabilir. Emin misiniz peki? Yani hakikaten en sevdiğiniz karakter hala o mu? Ya da anınıza mı tutunuyorsunuz onun? Onun bütün karakterleri, yani o Jules Verne'in, çünkü Kaptan Nemo vardır mesela. O da şey, çok zengin bir adam, denizaltı yapıyor kendine Nautilus adında. Onunla bütün dünyayı dolaşıyor falan. Maceradan maceraya koşuyor. Denizler altında 20 bin fersah onun da adı. Çok sıkıcı geliyor bana bu Öyle mi? ya, çünkü macera kitabı hikaye anlatıyor yani. Hani Ha, çok... bayılırım ya. Ne bileyim, 2 yıl okul tatili, Esrarlı Ada falan, bir sürü kitabı var. Ay'a Yolculuk, onu biliyor musun? Tabii onu biliyorum. Onu başka neler var sizde? Boris Vian severim. Hani Boris Vian'ın okudun mu hiç? Tabii çok. Mezarlığınıza tüküreceğim. O ama şey, o Vernon Sullivan adıyla yazdığı, aslında kendi adıyla yazmadığı bir kitap o. O da iyidir de. Bir de Günlerin Köpüğü falan, kendi adıyla yazdığı. Kızıl Çöl müydü? Bir tane daha kitabı vardı. Yani onun karakterleri uçuktur ama şimdi sen öyle karakter deyince en sevdiğim kitaba yine geliyoruz her zamanki gibi. Zen ve Motosiklet Bakım Sanatındaki Phaedrus vardır. Okudun mu? Yok ama biliyorum. Neden mesela? Kitabı anlatayım ya kısaca. Bence anlatın. Güzel olur. İlginç bir kitap bu. Bir zamanların çok popüler kitabı. Özellikle 60'ların sonunda çok meşhur oluyor. Aslında kitap Amerika'nın bir ucundan öbür ucuna motosikletle yolculuk yapan bir baba, oğlu ve iki arkadaşının hikayesi. Ama geriye dönüşlerle adam kendi geçmişini anlatıyor. Adam da el kitabı yazarı. Yani bir takım aletler için el kitapları yazıyor. Fakat sonradan kitap geliştikçe anlıyoruz ki aslında yoğun bir sinir krizi ve depresyon geçirmiş ve elektroşok yemiş. Ve eski kişiliği yok olmuş. O eski kişiliğine de Phaedrus adını veriyor. Onun hikayesini anlatırken bir yerde birleşiyor ve kendi hikayesi olduğunu anlıyorsun. Yanında da çocuğu var. Bu bölümde şahsen çok sevdiğim ve ilginç bulduğum bazı roman kahramanlarından söz etmek istiyorum. Aslında düşününce bana çok tuhaf geliyor. Şimdi böyle her yerde konuşulan bu metaverse olayı var ya, işte öte dünya dedikleri. İşte takacağın gözlüğü, başka bir dünyadasın, başka bir boyutta. Orada oyunlar oynayıp sosyalleşeceksin falan. Şimdi düşününce roman kahramanları da kitap sayfalarının arasında yaşıyor. Kitabın içinde, sayfaların arasında, başka bir dünyada, başka bir boyuttalar. Ve fiziksel olarak somut bir karşılıkları olmasa da aslında varlar. Kitabı açtığın an kaldıkları yerden devam ediyorlar. Albert Camus'un Sisyphos'u mesela 20. yüzyılın en önemli, en simgesel roman kahramanlarından biriydi. Tanrılar cezalandırır Sisyphos'u. Ona böyle büyük bir kaya verirler ve bu kayayı şu zirvenin tepesine çıkartırlar. Tamam deyip yola koyulur Sisyphos'u, ama ne zaman o kayayı o tepeye, o zirveye çıkartacak gibi olsa kaya aşağı düşer. Yani sonucuna bir türlü ulaşamaz Sisyphos, ama buradaki ilginç nokta, Sisyphos sürekli yenilgiye uğrasa da uğraşmaya devam eder. Kocaman bir kayayı dik bir tepenin zirvesine doğru ittirir durur. Camus saçma yani absürt kavramını tam bu noktada tanımlar ilk defa. Boşuna olduğunu bildiği halde direnen insan. Ama yine de mutsuz ya da umutsuz olarak tasvir etmez Sisyphos. Gölgesiz güneş yoktur der Camus. Tepelere doğru tek başına didinmek bile bir insanın yüreğini doldurmaya yeter. Dolayısıyla Sisyphos'u mutlu olarak tasarlamak gerek. Çünkü Sisyphos yazgısının üstündedir ve kayasından daha güçlüdür aslında. Çünkü kaybediyor da olsa kendi varoluşunu kendi ellerinde tutup devam eder hala. Evet, hayat acı.
acıyla doludur, hatta anlamsızdır da, ama yaşamaya da değerdir. Çünkü sadece yaşamaya devam etmek bile başlı başına bir baş kaldır aslında. Ahlat Ağacı'nı izleyenler hatırlayacaktır. Orada bir baba karakteri vardı, İdris isminde. O da sürekli aynı kuyuyu kazıyordu bir gün buradan su çıkacak diye. Etrafındaki insanlar da onunla böyle dalga geçiyordu, onu ayıplıyordu, boşuna uğraşıyorsun diye. Sisifos kayayı zirveye çıkartmış mı, İdris kuyudan su çıkartmış mı, mühim olan şey bu değil. Mühim olan şey her şeye rağmen devam etmek. Yani umutsuzluğa kapılmak yerine varlığın boşluğunda da bir yer bulabilmek. Bilmem anlatabiliyor muyum? Sıradaki kahramanımız Çavdar Tarlası'nda Çocuklar kitabından turuncu şapkasını hiç çıkartmayan Holden Caulfield. Yazarı Salinger'ı hayatının geri kalanı boyunca herkesten saklanmasını gerektirecek kadar şöhret kazandıran bu roman kahramanı 16 yaşında bir gençtir. Kardeşi ölünce iyice içine kapanır. Yalakalardan ve sahtecilikten hiç hoşlanmaz. Huysuz ve uyumsuzdur. Gittiği her okuldan atılır. Ama dürüst bir yalancıdır. Daha fazla insanla muhatap olmamak için böyle kör ve sağır taklidi yapar. Sık sık Central Park'taki o gölde yüzen ördeklerin kışın nereye kaybolduğunu düşünür. Şüphecidir. Bana birisi armağan verdiğinde sonunda üzülen hep ben olurum. Dobradır. Çünkü bütün gerizekalılar kendilerine gerizekalı denmesinden nefret eder. Hüzünlüdür. Sakın kimseye bir şey anlatmayın, sonra herkesi özlemeye başlıyorsunuz. Ve insanları vücutlarına dövmesini yaptıracak kadar etkilemiş, onlarda iz bırakmıştır. Gelelim Raskolnikov'a. Hukuk fakültesinde okuyor ama parasızlıktan bitiremiyor bölümünü. Kirasını ödeyemediği tek gözlü odada tek başına yaşıyor. Aç, gerçek anlamda aç, yani çoğu gece karın gurultusundan uykuya bile dalamıyor. Bir süre sonra değersizlik hissiyle böyle kendi içine doğru düşmeye başlıyor. Ağırlığını kaybettiğinden nerede nasıl bir boşluk oluşsa o boşluğun içine doğru savrulup gidiyor. Biri var, tefeci bir kadın. Raskolnikov kız kardeşinin altın yüzüğünü ona rehin olarak veriyor. Lakin hakkında daha hiçbir şey bilmese bile daha ilk görüşte o tefeci kadından tiksiniyor. Haklı da. Çünkü bu kadın böyle zorda kalan insanları sömüren, hatta onların zorda kalmasından böyle zevk alan, keyif alan huysuz yaşlı bir kadın. Raskolnikov da öldürme güdüsü tetikleniyor. Napolyon ve onun gibiler kendi amaçları uğruna sayısız cana kıyma hakkına sahipse ben neden böyle bir hakka sahip olmayayım diye düşünerek uzun süre boyunca o kadını böyle öldürme planları yapıyor. Bunu tasarlıyor. Sonunda bu cinayeti hem para hem de insanlık namına işleyeceğine kendini bir şekilde inandırıyor ve eskinin hukuk öğrencisi bugünün katili oluyor. Bir katil olmasına rağmen Raskolnikov niye bu kadar çok seviliyor? Çünkü her hikaye kötü karakteri kadar iyidir. Dikkat edecek olursanız edebiyatta da sinemada da kahramanlardan çok anti kahramanları daha çok seviyoruz. Bu durumu edebiyat uzmanı Terry Eagleton şöyle açıklıyor. Neden herkes Raskolnikov'la viski yudumlamak ister de Oliver Twist'le portakal suyunu paylaşmak istemez? Çünkü erdem sıkıcı hale geldiğinde kötülük cazip hale gelir. Ve bu karakterler insan türüne ait tabuları alaşağı ederek okuru saf bir nihilizme ve hiçliğe döndürmeyi amaçlar. Bu açıdan bakınca Raskolnikov'u bir katil değil de bizim içimizdeki katili öldüren bir kahraman olarak görebiliriz. Sonuçta biz Raskolnikov bu cinayeti işlemeden önce onun tarafında oluyor ve içten içe bunu yapmasını istiyoruz. Sonrasında köpek gibi pişman olduğunda da onunla aynı vicdan azabını çekiyoruz. Süreç böyle ilerliyor, yani yalan mı? Çünkü Dostoyevski onu çok iyi yazıyor. İnsan denilen mucizevi mahlukatta, fark ettiniz mi bilmiyorum, en yüce duygularla adilik bir arada bulunuyor. Dostoyevski işte bunu çok iyi anlatıyor. Onda iyi ya da kötü diye böyle karikatürize ayrımlar yok. Çünkü derdi yargılamak değil, anlamaya çalışmak. Ve Dostoyevski işte bu yüzden, daha doğrusu Raskolnikov kahramanı bu yüzden çok seviliyor. Başka bir türe, Bit Kuşağı'ndan Yolda kitabına geçelim. Dünya üstündeki birçok gezginin sırt çantasında vardır bu kitap. Otobiyografik bir roman aslında. Yani kitabın yazarı Jack Kerouac kendi gerçek arkadaşlarıyla çıktığı yolculukları anlatıyor. Ama anlatıcı kendisi olsa da esas kahramanı Dean Moriarty oluyor. Gerçek hayattaki ismi Neil Cassady olan bu adam, yazarın hem idolü hem de kaçındığı bir arkadaş. Çünkü derin ve eğlenceli olduğu kadar tekinsiz de bir adam. Belli bir adresi yok mesela. Ne zaman, neden, hangi yollardan nasıl sürükleneceğini bilmiyor. Çünkü bütün yollara açık olarak kendi yolunu bulabileceğini düşünüyor. Arkadaşları da öyle. Baştan aşağı Amerika'yı dolaşıyorlar bu kitapta. Acıyla kahkaha, dansla melankoli bir arada. Çünkü ne diyor bizimki? Öylece ölüp gidemeyiz. İnsanın en azından şaraba ve şiire ihtiyacı var. Benim mesela pasaportumda bugün 30'dan fazla ülkenin damgası varsa bu kitap sayesindedir. Yalnız yolda olanları üçe ayırıyorum ben. Turistler, gezginler ve sürgünler. Turistler
pahalı konaklayıp risk almayan ve böyle sürekli fotoğraf çekip en klişe şeyleri yapanlar. Gezginler dünyaya merak duyup kendi konfor alanından çıkabilenler. Sürgünlerse yolda olmayı geçtim, yolun kendisine dönüşenler. Yalnızla yapayalnız arasındaki fark gibi biraz daha sürgün hali. Anahtarsız girebildiğin bir ev güzel bir evdir mesela. Seni bir bekleyenin olduğu, aynı anda aynı masada yemeğin yendiği, bazıları için hayaldir bu. Bir ev yani, anladın mı? Bir aile, bir sevgili, o da yoksa bir arkadaş, biri yani. Piçtir Dean Moriarty. Babası kimdir belli değil. Nerede olduğunu bile bilmediği babasını arıyor. Gözleri hep yolda onu arıyor aslında. Aile düşü kuruyor ama o saatten sonra bu neye yarıyor? Kendi kurmaya çalıştığı ailesini de bir süre sonra kendi elleriyle yıkıyor. Oruç Orababa diyordu ya, yerini yitiren yeniden yerleşemez diye. Ondan herhalde. Yol kendine bir yer bulamamış kişinin özlemidir. Kendi yerini yerleşikte bulamayan kişi onu yolculukta arar. Sürgünler bunlardır işte. Dean Moriarty bu kitabın sürgünüdür. Yazarıysa gezgini. Bu arada kitabın film uyarlaması da çok iyiydi. Yani kitabın ritmini ve coşkusunu çok iyi yansıttığını düşünüyorum. Bir de şarkı önereceğim. Camille, Home Is Where It Hurts. Son olarak gelelim Goethe'nin genç verterine. Goethe, Charlotte isminde evli ve genç bir kadına aşıktı. Bu yüzden utanç ve huzursuzluk içindeydi. Sevgisine herhangi bir karşılık da alamıyordu. Henry Miller'ın bir lafı var. Bir kadını unutmanın en iyi yolu onu edebi bir esere dönüştürmektir diye. Genç Werther ortaya böyle çıktı işte. Goethe kendini Werther karakterine dönüştürerek arındırmış, günah çıkartmıştı. Umutsuz aşık Werther'in mektuplarından oluşan bir roman bu. 18. yüzyılı şoke eden bir karakterdi Werther. Bu kitabı okuyup onlarca, yüzlerce genç kendini öldürmüş. Kitap resmen böyle bir intihar salgını başlatmış. Sonra neyse ki düzeldi bir durum ama edebi anlamda gerçekten bir şaheserdir bu kitap. Yani bu kitabı okuduğum dönem aşkla, ilişkilerle böyle ilgim alakam bile olmamasına rağmen son kısmında ben de hüngür hüngür ağlamıştım hakikaten. Güzel bir kitaptı. Bu yüzden bu bölüm için Storytel'den seçtiğim sesli kitap da bu oldu. Storytel'in üniversite öğrencilerine %50 indirimli olduğunu hatırlatayım. Öğrenci değilseniz de ilk 14 gün ücretsiz. Werther'i seslendirense Okan Bayülgen. 4 Mayıs 1771. İyi ki orada değilim. Sevgili dostum, insanın yüreği ne anlaşılmaz. Senin gibi sevdiğim, hiç kopamaz olduğum bir insandan ayrılıyorum. Aslında sevdiğim ve ilginç bulduğum başka roman kahramanları da var. Hatta fazlaca varlar. Kinyas ve Kayra kitabındaki Kinyas mesela. Gecenin sonuna yolculuktaki Bardamo. Huzur kitabındaki Mümtaz. Ağır romandaki Salih. Ya da Dorian Gray'di favorilerimden. Bir de Jaromil var. Milan Kundera'nın Yaşam Başka Yerde kitabından. Aslında onu da anlatmayı planlamıştım ama bir şekilde doğru cümleleri seçemedim ve vazgeçtim. Bulamadım yani o cümleleri. Çünkü belki de ürpertici derecede kendime yakın buluyorum onu. Bu yüzden olmuş olabilir. Sizden ricam, siz de yorumlara yazın en çok özdeşleştiğiniz roman kahramanlarını. Ama böyle birkaç cümleyle nedenini de yazın ki anlayabilirim. Çünkü bence bu tarz bir şeyi okumak hepimizin çok hoşuna gidebilir diye düşünüyorum. Bu bölüm için yine güzel bir şiir seçmeye çalıştım. Ama bu güzel şiirleri bulabilmek için sürekli bir sürü çok kötü şiir okuyorum. Bu yüzden sakın atlamayın bu şiirleri. Çünkü iyisine denk gelmek hakikaten çok zor bu çağda. Nail Edire çok genç bir şair. Henüz 27 yaşında ve ilk kitabı Türbülans'la geçen hafta Atilla İlhan ilk şiir kitabı Teşvik ödülünü kazandı. Ben de bunun şerefine onun böyle çok güzel, böyle dolu düzgün ve sert bir şiirini seçtim. Bir yerde diyor ki, atımı getirsinler geçeyim senden. Sonra diyor ki, bir yay gibi gerilir ağzım ağzına. Yani kavga dövüş aşk şiiri gibi. Ama değil de bir noktada teslim oluyor, sonra yeniden yükseliyor. Böyle coşku dolu bir ritmi var. Şiirde duyguyu severim ama duygusallık bana göre değil diyor bir röportajında. Bilmiyorum, bakalım siz ne düşüneceksiniz, ne hissedeceksiniz. Burcu Bakdur'a attım sen okur musun diye. Çok zor bir şiiri çok güzel yorumladı bence. Hadi eyvallah. Buzun suya dönerken çıtırtısı adım. Sessiz ve serin değilim. İşte bundan kementler sırtımı cav gibi kavlatır. Nasıl ki döner yatağında bir çığ dünya. Nasıl ki döner başımda sıyrılmış örtüden. Değilim, hiç olmadım. Güzel, sakin, beyaz, uçuk beyaz türevi renklerin. Ve hey ben, saplanıştan türedim bir taşa. Gürültülü ve ateşliyim işte bundan. Yine de sana karşı tütyensizim. Sana karşı çözülmüş düğmelerim iliklerinden. Ve sana karşı silahım yok doğrultayım. Bundan be hey ben avazlı asi, atımı getirsinler geçeyim senden. Senden, kızıl koyu kızıl ben, senin o durgun teninden.
Denizin kabarışında bir payım var elbet. Dingin ve duru değilim. İşte bundan bulanır. Süt bile bende kara. Ve hey, ben sivrilen oklardan türedim. Bir yay gibi gerilir ağzına. Yerimde durmam. Bir kız gibi, kız gibi, kız gibi koşarım ve de sütyensizim. Sana karşı da çözülmüş saçım birden. Ve hey, ben sevdalanıp ordu kuracağım. Kız gibi bir ordu, vahşi, değişken, çekip cenkleşecek kadar ani. Nasıl ki düşer adım dillere hayret, adım ular kendine esmer kafsine. Buzun suya dönerken çıtırtısı adım. Öfkesi üzerime olsun Tanrı'nın, be hey. Günah boynuma ettiklerimi. Kız gibi.